Serkan sen bodyguardlık yapıyormuşsun. Evet doğru. Kimleri korudun? Tarkan, Serdar Ortaç, işte sanatçıların, bir de barlarda yapıyorum. Evet. Aynı zamanda da bilişim uzmanıyım. Biraz gözden sebep uzaklaştım. Peki enteresan bir olay geldi mi başına bodyguardlıkla ilgili? Evet, Tarkan konserinde geldi. Ne oldu? Olamadı. Bir hanımefendi bayıldı. Onu alıp hani biz götürelim revire derken hanımefendi canlandı, Tarkan'a koştu derken ayırmaya çalıştık. Dokunamadı o. İyi rol yaptı. Dokunamayınca tuttuk geri çektik falan. Evet. Sadece. Bu sefer Tarkan yanından geçerken şuramı elledi sadece. Şöyle yaptı. Hani sonra aşağıdan bir tane bayat şiş falan filan dedim. Sizi duymaz Tarkan. Sen gel sen diyor. Böyle yapıyor. Sen evet. Geldim aşağı. Buyurun hanımefendi dedim. Bir şey söylesem yanlış anlamayın dedi. Buyurun dedim. Dedi ki Tarkan nerenize dokundu dedi. Eşim de burada. Yani... anlat bunları anlat. Ne oluyor bu böyle gidiyor yok kadın bayılmış filan. Dün öğrendim ben de bu hikayeyi bilmiyorum. Böyle hikayeler dün öğrendim. Şey de bana saçma geldi. Yok bayılmış da oraya gidince ayılmış. Ayıldı bir anda kaçtı elimizden. Allah Allah tutamadın elinde. Ya uzatma işte bak. Devam ettirme şu konuyu ya. Devam ettirme şu konuyu artık. Nereye ellemişti sanki? Buranın başladı beni okşamaya falan. Allah. Bir şey söyleyeceğim. Bak buradan uçağı alırsın ama onun gönlünü bir daha alamazsın. Dikkat et. Yok, o beni ciddi söylüyorum. Ayrı bir dünya. O beni biliyor. O ayrı. Uzaklaşıp bilişim uzmanlığı devam edecek bugünden sonra. Bence de. Gözlerinde bir problem yok. Yalan söylüyor evet. Bence. Öyle bir şey diyor. Ya bırak. Yok. Bu adama da şimdi çıkışılmaz. Tabii bodyguard çünkü. Bak var diyorsan var. Tamam.